Tamam. Değerli hocalarım, değerli misafirler, değerli öğrenciler, yangın güvenliği aslında bir birey olarak araç kullanırken ya da bir aile ferdi olarak evimizde, bir çalışan olarak iş yerinde her zaman sahip olmamız gereken güvenlik kültürünün bir parçası. Onun yanı sıra mimar, mühendis, konservatör, restoratör gibi ünvanlar aldığımızda da o ünvanların altında bize yüklenen sorumluluklardan biri de hem can güvenliği, hem mal güvenliği hem de kültürel mirasın korunması noktasında yangınla ilgili önlemlerin alınması. Yangın konusuna İSG1 dersimizde bu sebeple 2 hafta ayırıyoruz. Birinde mutlaka konuğumuz oluyor. Kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümümüzde de konuğumuz, değerli büyüğümüz aynı zamanda Sayın Cemal Kozacı. Kendisinin uzunca bir CV'si var. Ona çok değinerek vaktinizi almak istemiyorum. Kendisine teşekkürlerimi sunarak sözü kendisine bırakıyorum. Çok teşekkür Gökçe Bey. Bu fırsatı bana verdiğiniz için hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü benim yaştakiler devrini tamamladılar. Gençlerin bu konuda ne kadar bilinçlenmesi ve bilgi sahibi olması bizi ancak mutlu eder. Şimdi değerli katılımcılar, ben 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünü bitirdim. Ve o tarihten itibaren bir şekilde hasbelkader diyelim yani. Yangın güvenliği ve teknik emniyet mühendisliği konularında uzmanlaştım. Mesleğimi o yönde geliştirdim ve yaklaşık işte neredeyse 50 yıla yakın bir deneyimim var. Bunun içerisinde birçok sanayi kuruluşlarında projeler hazırladım. Yangın risk raporları, yangın denetimleri yaptım. Profesyonel olarak, yönetici olarak çalıştım. Son olarak Ford Gölcük Fabrikalarının ki yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığı, günde 1300-1400 aracın üretildiği bir fabrikadır. Oranın yangın güvenliği ve acil durum koordinasyonundan sorumlu görev yaptım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Meslek Yüksek Okulu 2 senelik bir programdır. Onun kuruluşunu yaptım. Ve şu anda da işte artık iyice kendimizi rölantiye aldık. Zaten istesek de eve hapsediyoruz 65 plus olarak. Efendim. Üniversitede iş güvenliği uzmanlık şeylerinde ders verdik. Falan filan. İşte böylece bir ömür geçti. Şimdi sizlerle bugün konuşacağım konu iki bölümde oluşacak. Birinci bölümde bir kere yangın güvenliği ve temel yangın bilgisini size aktaracağım. Çok kısa olarak bunları şey yapacağız. Daha sonra da tarihi yapılardaki yangın güvenliğini nasıl kurgulanması gerekir buna bakacağız. Bu arada ben kısaca şeyden de bahsedeyim. Bizim ülkemizde yangınla ilgili bir sivil toplum kuruluşu vardır. Türkiye Yangından Koruma Vakfı. Ben oranın da başkanlığını yaptım. Kurucusu da şeydir, Profesör Abdurrahman Kılıç Bey'dir. Bu Türkiye Yangından Koruma Vakfı da bu konuda ciddi seminerler, sempozyumlar düzenleyen, yayınları olan bir vakıftır. Yangın konusuna ilgileniyorsanız lütfen bu konuları internetten araştırınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şey sırasında, sunumlar sırasında, sunumların verdiğim bölümleriyle ilgili sorularınız varsa, çok şeyse o sırada da sorabilirsiniz veya şeylere chat bölümlerini yazınız, sonra toplu olarak da cevaplarız. Umarım sıkılmazsınız. Şimdi şeye geçeyim ben. Hocam şimdi ekleyeyim. Zaten çok kalabalıkta değiliz. Aklınıza takılan bir soru olursa dersteki gibi söz Sorsunlar. olarak, sesli olarak da sorabilirsiniz yine. Onlar da sorsunlar tabii. Şimdi şu anda benim ekranım çıktı mı arkadaşlar? Geldi hocam. Geliyor bir dakika. Evet. Ya şu anda değil mi? Şimdi arkadaşlar birinci bölümde
yangın nedir? Bununla ilgili temel bilgiler vereceğiz. Bilmiyorum, aranızda hiç bu konuda bilgisi olan, daha önce böyle bir eğitime veya seminere katılan oldu mu? Ama bu temel bilgiler bizim sadece mesleğimizde değil, günlük hayatımızda da faydalı olur. Çünkü yangın her zaman karşılaşılan bir olay. Yangın dediğimiz şeyin bir tanımını yapalım. Yangın esas itibariyle bir kimyasal reaksiyondur. Yani yanıcı madde, oksijenle, ki oksijen havada bol miktarda var, ve ısı enerjisiyle birleşerek bir kimyasal oksidasyon reaksiyonu yapar. Ve bu reaksiyon, bu yanma olayı olurken egzotermiktir, yani dışarıya da ısı verir. Ve bu şekilde bir zincirleme tepkime sırasında olay devam eder gider. Biz buna yanma diyoruz. Yanıcı maddeler doğada bulundukları şekilde göre üç haldedirler. Katı maddeler, bunlar ahşap ürünler, tekstiller, kumaşlar, lastik, kömür gibi katı yanıcı maddeler. Sıvı yanıcı maddeler, akaryakıt ürünleri, boya, tutkal gibi ürünler ve gazlar, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, asetle gibi ürünler. Bunlar biraz önce de söylediğim gibi oksijen, ısı ve yakıtla birleştiği zaman yanma dediğimiz reaksiyon oluyor. Bu yanıcı maddelerin cinsine göre de yangın sınıfları belirlenmiştir. Ve bütün bu size şu anda anlattıklarım uluslararası standartlarda ve bizim de ülkemizdeki standartlarda belirlenmiş, tanımlanmış konulardır. Ve ayrıca bizim bu konuda yangınla ilgili ülkemizde bir yasal doküman, yönetmelik, binaların yangından koruma yönetmeliğidir. Bir kere bunu tüm arkadaşlarımın, bu sunumu izleyen tüm arkadaşlarımın bu yönetmelik hakkında bilgi sahibi olması lazım. Binaların yangından koruma yönetmeliği. Ülkemizdeki tek yasal mevzuattır, zorunluluktur. Buna göre de yangın sınıflara ayrılmıştır. İşte A sınıfı katı yanıcı maddeler, B sıvı yanıcı maddeler, C gaz halindeki yanıcı maddeler ve D metal yangınları diye ayrı bir sınıf vardır. Metaller yanar. Alüminyum, manyezyum gibi metaller belli sıcaklıklarda alev alev yanar. Ve de F sınıfı diye bir yangın sınıfı var. Bu da son yıllarda özellikle endüstriyel mutfakların yaygınlaşmasıyla buradaki kızartma yağları ayrı bir yanıcı madde cinsi olarak yangın sınıfı olarak tanımlanmıştır. Neden böyle bir yangını sınıflandırıyoruz derseniz bunun cevabı da şudur. Bu yangın sınıflandırmasına göre yangını püskürtülecek söndürücü maddeler ve yangın söndürme teknikleri de farklı olur da onun için. Şimdi çok önemli bir temel bilgi var. Yanma olması için yanıcı maddenin gaz haline geçmesi lazım. Yani sıvı ise eğer önce buharlaşacak, sıvının buharı yanacak. Gaz ise zaten gaz halinde. Katı madde buharlaşır mı? Evet, buharlaşır. Yani odun veya kağıt belli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığı zaman önce yanıcı gazlar çıkartır ve daha sonra da o yanıcı gazlar alevlenir. Buna sıvılaşma, piroliz diyoruz. Bu çok önemlidir. Yani yanan daima buhardır. Bunu bilirsiniz, yangın söndürme teknikleri de ona göre uygulanır. Mesela biz deriz ki açıkta hiçbir zaman boya tiner tenekesi bırakılmayacak. Neden? Çünkü o tiner veya benzin buharlaşıp yangına neden olduğu için de o bakımdan. Bunu bir örnekle size burada anlatayım. Mumu bir kibritle fitilini yakıyoruz. Ne yaptık? Katı madde var. Ona ısı verdik. Isı enerjisi verdik. Sonra o katı mum, parafin erimeye başladı. Dikkat ederseniz mumun kenarından parafin sıvılaşarak erir ve onun aynı zamanda buharlaşır, alev de gaz haline geçmiş, bu mumun, parafinin buharlaşmış halinin yanmasıdır. Şimdi sıcaklık dedik yangında meydana gelir.
Bakın sıcaklık ve etkilerinde kısa bir şey var. İnsanın vücut ısısı biliyorsunuz 37 derece. 44 derecede insan acıyı hisseder. 48 derece birinci derece yanıktır. 55 derece ikinci derece yanıktır. 62 derecede insan derisi hissini kaybeder ve 72'de tahrip olur, yanar. Su 100 derecede kaynar. Pamuk, kağıt gibi malzemeler 250 derecede kendi kendine, kendiliğinden tutuşmaya başlar. Orman yangınlarının bir nedeni de budur. Ahşap da keza öyle. 600 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta tutuşan bir odadaki her şey alevlenir, yanmaya başlar. 500-550 derecede betonarmede içindeki demir yumuşamaya başlar ve betonla demir birbirinden ayrışır. Betonarme binanın taşıyıcı özelliği kaybolur. Bakın burada veriyor. 400 derecede çelik taşıyıcılığını yitiriyor. Bir bina olur. Betonarme bina. Her taraf yanmıştır ama binanın iskeletini görürsünüz. Duruyordur. Halbuki o artık taşıyıcı özelliğini kaybetmiştir. 800 derecede cam erir. 1275 derecede demir erir. Isı yayılımı diye bir şey vardır. Yanan maddenin cinsine göre bir ısı enerjisi çıkar. Bu teknik bilgileri çok hızla geçiyorum. Isı akısı diye bir kavram vardır. Yangında ısının transferi önemlidir. Nasıl transfer olduğu ve birim alandaki transfer olan ısı enerjisinin miktarıdır. Bir de yangın yükü diye bir kavram vardır. Bu da şudur. Birim alandaki yanıcı maddenin miktarıdır. O miktarı kilogram miktarına göre bir enerji çıkar. Bu grafik bakın çok önemli. Görüyorsunuz değil mi? Grafik net olarak gözüküyor. Değil mi Mehmet Hocam? Grafiği net görüyoruz. Evet, gözüküyor. Tamam. Gözüküyor. Şimdi bakın buradaki özellik şu. Alt taraf yanmanın süresi. Kaç dakika yangın devam ediyor. Sol tarafta da yangın sırasında meydana gelen sıcaklığı görüyoruz. Şunlar da yanan maddenin cinsine göre ısı sıcaklık zaman eğrisi. Bakın şu selülozik madde yani ahşap, kağıt gibi madde yanmaya başlıyor. Şurası 5 dakika. 5 dakika sonra sıcaklık 300 derecelerde. 10 dakika sonra da sıcaklık geliyor 600 derecelerin üzerine. 620-630 derece. Eğer akaryakıt yanıyorsa şu kırmızı çizgi 5 dakika sonra sıcaklık 450 derece. Akaryakıtın cinsine göre de 5 dakika sonra bazıları da 1000 derecenin üzerine çıkıyor. Daha sonra da yanıcı madde bitene kadar sıcaklık aynı 1100-1200 derecede devam ediyor. Bu grafik bize çok şey söylüyor. Nedir bunun önemi biliyor musunuz? Bakın şurada bir zaman var ya. 0 dakika ve 5 dakika. Bizim yangına müdahale etmemiz için. Biz şurada yangına müdahale etmeliyiz. Şu noktada. Burası kaç dakika? Burası 2 dakika, 1,5 dakika. İşte bütün yangın güvenliği de bu 1-1,5 dakikaya göre kurgulanır. Bu zaman dilimi içerisinde ne yapacaksınız? Yangını algılayacaksınız. Otomatik söndürmeleriniz varsa söndüreceksiniz ve insanları tahliye edeceksiniz. Bütün mesele bu. İlk 1,5, 2 bilemedin 3 dakika içerisinde olup bitmesi lazım. Yangın nasıl yayılır birden? Bu kadar kısa zamanda bir yol derseniz üç yöntemle. Birisi temas yoluyla, birisi akım, hava akımı yoluyla, birisi de ışımayla. Yani ısınan yüzey sıcaklığı havaya iletir. Isınan havada genleşir ve yükselir. Sıcaklığı her yere yayar. Veyahut da ışık, yangının, alevinin ışığı sıcaklığı yayar. Aynen güneşin ışığının bizi ısıtması gibi. Dolayısıyla
yangın bu üç yöntemle yayılıyorsa, yangının önlenmesi de bu üç yöntemin engellenmesiyle olur. Yani ısının temas yoluyla veyahut da hava yoluyla veyahut da ışıma yoluyla yayılmasının önlenmesiyle ancak yangını siz de önleyebilirsiniz. Bir diğer bilmemiz, daima dikkat etmemiz bir konu, yangın dikine yayılır arkadaşlar. Yangın aşağıdan yukarı doğru büyür çünkü ısınan hava yükselir. Bakın burada görüyorsunuz, bir binanın en alt katında başlayan bir yangında sıcak dumanlar ve gazlar yukarı en üst kata çıkar ve orada ki yeri de ısıtarak, çünkü sıcak ve gaz buharlar buranın da tutuşmasına neden olur. Halbuki buradaki kapıyı kapatsanız yangın orada belki kendi kendine sönecektir. Evet. Burada size şu filmi kısaca göstermek isterim. Yangının çok kısa sürede nasıl geliştiğini anlamanız için. Bakınız, bir oda, evimizdeki bir salondaki bir simülasyon bu. Bir koltuğu tutuşturuyoruz ve yukarıda da zamanı takip ediniz. Ne kadar kısa zamanda yangın gelişiyor ve büyüyor. Bir dakika. Eğer şu anda şeyimiz olsaydı, duman dedektörümüz bize alarm verecekti. Sprinkler olsaydı söndürecekti. Veya hatta yangın söndürme cihazımız olsaydı gene yangına müdahale edip söndürebilirdik. Bir dakika, bir buçuk dakika içerisinde. Daha sonra iş geçmiş. Bakın bu yukarıda birikenler nedir? Bu yukarıda birikenler bu yanan maddenin yanmamış gazları ve duman içerisindeki yanmamış gazlar. Yani karbonmonoksit ve diğer yanıcı gazlar. Biraz sonra bu biriken gaz ve dumanlar alevlenecek. Ona dikkat ediniz lütfen. Yangın burada, bu yanan madde bu, ama burada da bir şeyler birikiyor. Bunlar da yanıcı gazlar ve dumanlar. İki dakikadayız. Şu anda gördüğünüz gibi tutuştu bütün o gazlar ve tamamı alevlen. Süre 3 dakika. Evet. Demek ki doğru söylemişim, değil mi? İşte bu gelişen yangına göre bir takım mimari, inşai özellikler alır. Mesela bir konser salonunda, bir sahnedeki yangında bu dumanların gelişmesinin nasıl olacağı veya ısı yayılımının nasıl olacağı şeklinde simülasyonlarla, bilgisayar programlarıyla malzeme cinsi seçilir ve bir takım önlemler alınır. Bunlar hep işte yangın mühendisliği dediğimiz konulara girer. Ayrıca yangının gelişmesini duvarlarla, yangına dayanıklı duvarlarla veya bedene gelen gazın, dumanın dışarı atılmasıyla, bina içerisindeki yayılımının engellenmesiyle gibi çeşitli yöntemlerle çözümler yapılır. Bütün bunlar işte yangın mühendisliğinin konuları, mimari çözümler, inşai çözümler dediğimiz konular. Son olarak yangında ne yapacağımızı da hatırlayalım. Bu da çok önemli. Günlük hayatımızda bir yangınla karşılaştığımızda birinci konumuz yangını duyurmaktır, alarm vermektir. İkincisi itfaiyeyi çağırmaktır. Üçüncüsü, varsa elimizde yangın söndürme cihazımız, ilk müdahaleyi yapmak ve güvenle olaydan, olay yerinden tahliye olmak, boşalmak. Yangının ne olduğunu anladıktan sonra çok kısaca şimdi yangın güvenliğini de tanımlayalım sizinle beraber. Yangın güvenliği deyince bu, değil mi? Valla yaşım ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama ben bu mesleğe başladığımda birçok resmi binalarda, okullarda yangın güvenliği bu şekilde sağlanırdı. Görüyorsunuz bir tane itfaiyeci şapkası, balta, kazma, kürekler ve de 6 tane kova. İçerisinde bazen su dolu olurdu, bazen de kum dolu olurdu.
yangın güvenliği dediğimiz zaman buydu. Neden 6 tane kova derseniz, her birisine harfleri yazarak yangını tamamlamak için genelde 6 kova seçerlerdi. Bakın buradaki kovalar herhalde iyice paslanmış, çürümüş ki su tutmuyor artık. 10 koymuşlar. Evet, yangın güvenliği böyleydi bir zamanlar. Şimdi amaçları nedir yangın güvenliği? Bir kere can. Canı kurtaracağız. 2 mal. 3 üretim güvenliği. Yani ne üretiyorsanız, hizmet, sanayi, bu faaliyetin devam etmesi. Ama öncelikle can güvenliği tabii ki. Kapsamı ne? Kapsamı ilk önce yangını önleyeceğiz. Yangın çıkmamasını sağlayacağız. Daha sonra yangın çıktıysa bunun insanlara ve mala minimum hasarla, en az hasar verecek şekilde korunma önlemlerini alacağız. Ve de üçüncü aşamada yangını söndürmek. Ama yangın söndürmeye geldiğimiz zaman artık iş kontrolden çıkmış demektir. Dolayısıyla yangın güvenliğini hiç... Pardon. Şu anda bir toplantı değil mi efendim? Çok özür dilerim, bu telefonu da kapatayım da ben biraz sessiz alayım. Evet. Şimdi yangın güvenliği dediğimiz üç sütun üzerine kurgulanır. Üç ana fikir, eksen üzerinde. Birincisi önlemek, ikincisi korunmak, üçüncüsü söndürmek. Bütün bu üç ayrı alanlarda da farklı çalışmalar ve farklı faaliyetler yapılır. Nedir onlar kısaca? Yangın önleme dediğimiz şey daha çok yönetsel, idari çalışmalardır. Yani tehlikeleri belirleyeceksiniz, bir risk analizi yapacaksınız. Yani yangın nerelerden çıkar ve bu çıkan yangının riski ne olur, ne kadar zarar verebilir, bunları analiz edeceksiniz ve buna göre bu riski yönetmek için bir takım proaktif çalışmalar yapacaksınız. Burada çok önemli bir şey var. Yangınla ilgili de iş yeri çalışma yönergeleri, yani nasıl güvenli çalışılacak, bunları hazırlamamız lazım. Yanıcı, parlayıcı veya diğer tehlikeli tüm maddelerin depolama koşullarının belirlenmesi, iş yerinin düzen ve temizliği, periyodik bakımlar, denetim, raporlama, eğitim gibi düzeltici çalışmalar. Bakınız, birinci aşamada şey yok. Herhangi bir teknik altyapı yok. Sadece idari önlemler var. İkinci aşama ise yangın korunma dediğimiz zaman yangın uyarı sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, yangından ısı duman yayılmasını engelleyecek önlemler, su tesisatı, hortumlar, pompalar, söndürme cihazları. Yangın korunma önlemleri ikiye ayrılır. Aktif korunma önlemleri, pasif korunma önlemleri. Pasif koruma önlemleri dediğimiz, daha binalar yapılırken inşaat aşamasında, mimari aşamada tasarlanan şeylerdir. Binanın kullanım amacına göre, orası hastane mi olacak, orası okul mu olacak, orası AVM mi olacak, orası stadyum mu olacak, binanın yapının kullanma amacına göre yangın çıkmasını, daha doğrusu yangının yayılmasını, ısı ve dumanın hareketin engellenmesini yönelik mimari inşaat çözümler. Bunlar pasif yangın önlemleridir. Kaçış yollarının planlanması ve ona göre kaçış yollarının tasarımlanması. Bunlar hepsi pasif önlemler. Aktif korunma önlemleri ise yangın çıktığında faaliyete geçecek önlemlerdir. Nedir onlar? Yangın uyarı, alarm sistemi, ihbar sistemi, otomatik söndürme sistemi varsa veya pompa istasyonu, basınçlı su vermek gibi sistemler de pasif korunma önlemleri. Burada bu aşamada görüyorsunuz teknik altyapı ortaya çıkıyor. Yangını söndürmeye iş geldiyse üçüncü aşamaya zor. O zaman itfaiye bu işi yapar ancak. Çünkü yangını söndürmek ayrı bir eğitim, araç, gereç, malzeme gerektiren ayrı bir branştır. İtfaiye organizasyonunun işidir. İtfaiye geldiği zaman da iş epeyce gecikmiştir.
Dolayısıyla yangın güvenliğinin de bir risk yönetimi olarak düşünürsek dört aşaması vardır. Öncesinde proaktif çalışmalar, hazırlık ve zarar azaltma, risk analizi, yangın çıktığında krizin yönetilmesi ve daha sonra da iyileştirme çalışmaları. Şimdi bir de yangın mühendisliği dedim size en başta. Yangın mühendisliği nedir? Onu kısaca size tanımlayayım. Yangın mühendisi bir kere bir yönetim stratejisi belirler. Daha sonra yapı tipine ve kullanıcı özelliklerine göre de bir takım çalışmalar yapar. Size biraz önce açıkladığım gibi. Daha sonra iş yerlerindeki tehlike ve risk değerlendirmesini yapar. Ben bir iş yerine gittiğim zaman orası hastane midir, fabrika mıdır, elektrik santralı mıdır? Buna göre tehlike ve riskleri değerlendiririm ve ona göre bir rapor çıkartırım. Daha sonra pasif yangın korunum önlemlerini yangın mühendisi tasarlar. Aktif yangın korunum önlemlerini tasarlar. Bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Sorular da gelebilir bu konular. Gökçe Hocam, bakın duymayın, ben öğrencilere biraz ipuçları veriyorum. Ve yangın sonunda da inceleme yaparlar. Evet. Güzel. Yarım saat içerisinde birinci bölümümüzü tamamladık. Temel kavramları, bunların ne olduğunu bilelim ki biraz sonra tarihi binaların yangından korunumuna geçtiğimizde bunlara şey yapacağız. Şimdi siz sorularınız varsa o sorularınızı bana Gökçe Hocam şeyden okuyarak chatlerden bana sorsun veya sizler doğrudan sorun. Önce biraz yakın geçmişteki yangınları hatırlayalım arkadaşlar, acı şeyleri, olayları. Boğaz'daki, Ortaköy'deki bunu biliyorsunuz, şu anda kullanılıyor değil mi? Camdan bir şeyler yaptılar üzerlerine. Ne yaptılarsa. Padişah Abdülaziz'in kızı Esma Sultan'ın yalısı bu. 1975'te yandı. Bu güzel tarihi binayı bilmeniz yok tabii. Cağaloğlu'ndaki Milli Eğitim Müdürlüğü. 1860'ta inşa edilen bir tarihi bina. 150 yıllık. Bitti mi bu bina? Hizmete açıldı mı acaba? Var mı bilen? Sanıyorum açıldı. Kapalı çarşı çok... Efendim açıldı mı? Açılmadı diyebilirim. Açılmadı. Kapalı çarşıda tarihte büyük yangınlar olmuştur. Bu çok küçük bir yangındı. 2012'deki Örücüler Kapısı'nda bir yangın çıktı. 1954'teki yangın çok büyüktü. Kapalı çarşıyı aşağı yukarı tamamen tahrip etti. Ve 2013'teki Galatasaray Üniversitesi'nin bulunduğu tarihi binanın yanması. Anadolu yakasındaki Hüseyin Avni Paşa Köşkü, Çengelköy'deki, 2014. Ortaköy'deki Gazi Osman Paşa Tıp Öğretim Okulu, Beylerbeyi'nde birinci derece tarihi eser olan Yağcılar Köşkü, Bakırköy'de yaptılan üç katlı bir taş mektep ve son olarak yine cami. Cami yangınları çok çıkıyor. Kılıç Ali Paşa Camii.
2011. Mimar Sinan'ı 1580'de yaptı çağrı. Hünkâr Kasrı, Beyazıt Camii'nin içindeki Hünkâr Kasrı. Kemankeş Kara Mustafa Paşa Camii. Cami yangınları neden çık sıkıyor? En son çıkan yangında. Aslında biraz sonra detaylı anlatacağız da. Bu tarihi binalarda elektrik tesisatı yok. Daha sonra yapılan elektrik tesisatları genellikle aydınlanmaya yönelik elektrik tesisatları. Son yıllarda tabii bu zayıf elektrik tesisatlarına siz klimaları, ısıtıcıları yüklerseniz yanar bunlar. Tabii yurt dışında da çok büyük tarihi eser yangınları oluyor. En son hepimizin bildiği Notre Dame yangını. Ondan önce İngiltere'de Kraliyet Sarayı, Windsor Sarayı'da büyük bir yangın çıktı. İngiltere'de tabii tarihi yapı çok olduğu için orada birçok tarihi bina yangınları çıktı. Avrupa'da çıktı. Ve dolayısıyla yurt dışında da bu tarihi yapılardaki yangınların artmasıyla Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde tarihi yapıların korunmasına ilişkin yeni yangın kodları ve yönetmelikleri belirlendi. Yani konu biraz önce Gökçe hocamızın belirttiği gibi bizim yangından koruma yönetmeliğimizdeki 3-4 madde yarım sayfalık bir koruma değil. Oralarda çok ciddi kapsamlı tarihi binaların yangından korunmasıyla ilgili yönetmelikler var. Aslına bakarsanız bizim yangından koruma yönetmeliğimiz o yönetmeliğin içerisinde bütün yangın güvenliğinin konulması zaten mümkün değil. Yönetmelik ana bilgileri verir. Ve bizim yangından koruma yönetmeliğimizde esas itibariyle can güvenliğine yöneliktir. Yani insanların bulundukları yerlerden nasıl kaçacağına, nasıl tahliye olacağına yönelik önlemleri ağırlıkla ortaya koyar. Ve zaten der ki bu yönetmelikte olmayan konularda uluslararası standart ve normlara müracaat edeceksiniz der zaten. İşte bu nedenle Amerika'da ve Avrupa'da son yıllarda yangından korunma ile ilgili yönetmelikler vardır. Bakın NFPA dediğimiz Amerikan National Fire Protection Association dediğimiz Amerikan Ulusal Yangından Korunma Birliği. Bu çok ciddi kuralları koyan, standartları koyan bir kurumdur Amerika'da. Bunun her konuya ilişkin ayrı ayrı kitapları vardır. Protection of Cultural Resource Properties and Historic Buildings dediği NFPA 909 ve 914 kültürel varlıkların ve tarihi binaların korunmasıyla ilgili iki tane standardı vardır. Kodu 909 ve 914. Bunları internetten araştırabilirsiniz. Bu kodlara indirme yapamıyorsunuz ama erişim okuma imkanlarınız var. Avrupa Birliği'nde de önemli şeyler var. Regülasyonlar. Bir tanesi Center of Fire Protection Association'ın Amerikan Avrupa'da hazırladığı Guidelines for Identifying and Preventing Fire Risk to Heritage Buildings and Collections diye bir kitap. Research. Ve Managing Fire Safety in Historical Buildings. Bu da Avrupa'daki tarihi yapıların korunmasıyla ilgili iki ana doküman. Bu önceliklerin belirlenmesi ve yangından koruma stratejilerinin iyileştirilmesi amacıyla Avrupa Kültürel Mirası'nın Yangın Riskini Değerlendirme Komisyonu'nun yaptığı araştırma sonucunda hazırladığı bir rapordur şu rapor. Dolayısıyla
yangın güvenliğini sağlamak için ne yapmalı veya nasıl yapmalıyı yeni baştan keşfetmeyeceğiz. Bunlar var, hazır. Mühim olan bu kaynaklara erişmek ve buradaki konulan kuralları titizlikle hiçbir taviz vermeden uygulamak. Size temel bir şey söyleyeyim. Yangın güvenlik talimatları ve kuralları virgülüne kadar dokunmadan uygulanmalıdır. Çünkü bütün bu talimatlar ve kurallar yaşanılan her yangından sonra yeni baştan gözden geçirilir ve daha ağırlaştırılır. Yangın güvenliğinde bir taviz vermeye kalktınız mıydı, kapı ardına kadar açılır ve yapı yangın başlar ve büyük zarar verir. Ve şunu da unutmayalım ki yangının verdiği zarar geri dönülmez bir zarardır. Hele hele tarihi binalar. Hadi bakalım Çengelköy'deki o tarihi camiye yeni baştan yapımda görelim. Dolayısıyla her bina ve kurumun yangın güvenlik politikası olması lazımdır. Ve her binanın yangın güvenlik sorumlusu olmalıdır. Bu da benim söylediğim bir şey değil. Bu da binaların yangından koruma yönetmeliğinde yazılı olan bir husustur. Buna göre bu binalarda yangın risk değerlendirmesi yapılmalı ve düzenli olarak da güncellenmelidir. Biraz önce bahsettiğim Amerikan NFPA 909 ve 914 ile ilgili bakın birkaç kısa şey vereyim, detay vereyim. Mesela NFPA 909 müze, kütüphane, ibadet yerleri gibi daha çok tarihi ve kültürel yapıların korunmasıyla ilgili ortak gereksinimleri sıralayan bir kılavuzdur. Binanın tarihi özelliklerini ve önemli tarihi elemanlarını, mevcut durumunu yönetmeliklere uymayan yanlarını, yangın ve can güvenliği açısından tehlike yaratacak unsurlarını, ayrıca koruma ve onarım amaçlarını sıralayan bir ön inceleme raporu hazırlanmasını ister. Demek ki yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Zaten bu risk yönetiminin birinci kavramıdır. Siz özelde bizim konumuza ilgili konuşursak tarihi bir yapıda bir restorasyon bakım onarım çalışmasına girişiyorsanız ilk önce bir risk değerlendirmesi yapıp onun mimari ve tarihi özelliklerine göre bir yangın çıkmaması için alınacak önlemleri belirleyen bir ön çalışma raporunu yazılı olarak hazırlamanız lazım. Ve bu risk değerlendirmesini yaparken bizim mühendislikte veya iş güvenliği uzmanlığında kullandığımız bir takım metodolojiler, metotlar vardır. Mühendislik metotları vardır. İşte hata ağacı denir, olay ağacı denir, bilmem risk matrisi denir. Bir sürü metotlar vardır. Ama onların çoğunu burada uygulayamazsınız. Çünkü bunlar bu risk metotlarını uygulamanız için geçmişteki ilgili benzer yangınları dikkate alarak çalışmalar yapmanız gerekir. Tarihi eserler de böyle bir şey değil. Onlar unik eserlerdir. Geçmişte bu tip neler, hangi camide nasıl yangın, hangi saraylar nasıl yanmış böyle istatistik bilgiler yok. O bakımdan burada uzmanlık ve analitik mantık çok daha önemli. Bu çalışmayı yaparken bir kere ekonomik değer kaybını dikkate alacağız. Tarihi, kültürel ve duygusal değer kaybı, yerel topluluk için imaj kaybı, turizme etkisi, yeniden yapılanma, onarım için maliyetler.
Görüyorsunuz değil mi? Bunlar dikkate alınsaydı o cami yanar mıydı? Haydarpaşa gar binası yanar mıydı eğer bunlar da dikkate alınsa? Binanın özel güvenlik açığını dikkate alacağız. Binada yer alan faaliyetler neler? Yapısal özelliklerini, binanın çevresini ve oradan gelebilecek tehlikeler, yangının meydana gelme olasılığı, itfaiyenin gelmesi için gereken süre, bütün bunları dikkate alarak bir yangın risk değerlendirmesini yapacağız yerinde. Ve daha sonra da istersek bunu bir şeye de yapabiliriz. Yani sayısal bir rakam, bir skor da ortaya koyabiliriz. Skor ortaya koyacaksak mesela şöyle bir yangın risk indeksi yapmış. Diyor ki yangın önleme 15, 100 üzerinden bunun payı 15'miş. Yani yangın önleme dediğimiz neler? Yangın önlemede neler saydık arkadaşlar? İdari önlemler. Yani çalışma önergeleri var mı? Yangın araç gereç tesisatlarının periyodik bakımları çalışıyor mu? Yapılıyor mu? Çalışıyor mu? Bu tesisatlar bakımlı mı? Kaynak vesaire işlemler yapılıyorsa bunlar denetim altında ve kontrollü mü yapılıyor? Denetmeliklere göre mi yapılıyor? Bunlara göre bir puan veriyorsunuz 15 üzerinden. 3 diyorsun, 5 diyorsun veya 10 diyorsun. O artık o denetimi yapan uzmanın ehliyet ve deneyim ve bilgisine kalmış. Keza acil kaçış yönleri. İnsanlar kolaylıkla tahliye olabilir mi? Binanın tarihi önemi. Dikey açıklıklar. Neden önemli? Dikey açıklık ne kadar fazlaysa yangın o kadar kolay büyür ve gelişir. Otomatik söndürme imkanları var mı? Bina yüksekliği ve yapısı. Bölümlere ayrılma. Yangın yükü bahsettim. Yani binada birim alanda yanıcı madde miktarı. Kumaş, koltuk, halı, tablo. Bunlar hepsi yanıcı madde. Ne kadar var? Kilo olarak. Bunların verdiği ısı enerjisi ona göre. Bir acil durum yönetim planı var mı? Duman kontrolü var mı? Havalandırma imkanları veya işte şeyler, kanallar vesaireler var mı? Buna göre hepsine puanlar vererek üzerinden mesela bir binanın yangın risk puanını çıkartabilirsiniz. Şimdi siz şeyin neden yandığını biliyor musunuz Haydarpaşa Garı'nın? Karşılıklı konuşamadığınız için. Şey yapın, mikrofonlarınızı açın. Haydarpaşa Gar binası neden yandı? Mikrofonlarınızı açıp cevap verebilirsiniz bana interaktif olarak. Hocam merhabalar. Çatıda kaynak yapılırken yandığını biliyorum. Kaynak, çatıda kaynak yapılıyor değil mi? Evet doğru. Başka bilgisi olan var mı? Evet. Haydarpaşa Gar binasına çatı onarımı, çatının akan yerlerinin tamiri, o izolasyon için kullanılan zifli muşambaların serilmesi için iş veriliyor. Ve bir pazar günü de iki tane, üç tane işçi omuzlarında şeyler, o zifli muşambalar, ellerinde şalamalar, veya kaynak aletleri, orada demir konstrüksiyonu da belki tamir edecek. Çatıya çıkıyorlar. Binada da kapıdaki bekçiden başka kimse yok. Şimdi böyle bir
çalışma aslında sıcak çalışma dediğimiz bu. Yangına neden olan bir çalışmadır. Ve bunun izne tabi olması, bu çalışma yapılırken alınacak yangın güvenlik önlemleriyle ilgili bizim bir Türk standardı vardır. Bir Türk standardı vardır. Der ki herhangi bir şeyde, sanayide veyahut da hizmet sektöründe sıcak çalışma yapacaksa bu denetim altında olur. Bulunduğu yerlere çalışma yapılırken gözetici bulunur. İş bittikten sonra da 45 dakika, 1 saat orası kontrol altında tutulur. Hele çatıda falan böyle bir iş yapılacaksa orası tamamen boşaltılır, temizlenir, yıkanır. Ondan sonra iş yapılır. Bütün bunları yapmadan siz orada eğer bir sıcak çalışma yaparsanız o güzel bina yanar. Evet. Dolayısıyla her bina için önceden bir risk yönetimi yapmak lazım. Bundan sonra da bu riske göre de bir yangın performans planı. Yani olağanüstü bir durumda nasıl çalışılacak, zararı en az nasıl tutacağız ve nasıl geri kazanım yapacağız. Bununla ilgili de bir plan olması lazım. Ne var bu planda, neler olması gerekir? Bir kere acil durumlarda çıkarılacak, tahliye edilecek eşyaların alınacağı önceden belirlenmiş güvenli yerler. Bunları da belirleyeceğiz. Yani herhangi bir binada bırakınız bakım, onarım, restorasyon çalışmalarını normal o binanın kullanımı içindir. Çünkü binalar çoğunlukla da kullanılıyor çeşitli amaçlarla. Dolayısıyla bu planların olması lazım. Herhangi bir acil durumda içerideki eşyaları nereye çıkarıp koyacaksın? Bunları kimlere, koruyuculara yere geldiğinde vereceksin, onarsın diye. Kurtarma ve enkaz ayıştırma için hangi araç gereçleri bulunacak gibi bir takım bilgiler. Görevlilerin çalışanlara ve başkalarına da ev ve cep telefon numaraları. Oradaki itfaiye ekibiyle, en yakın itfaiye ekibiyle koordinasyon. Mesela itfaiye büyük tarihi binalara, saraylara önceden gider, inceleme yapar. Geldiği zaman nereden binaya yanaşacağını, nereden hortumunu bağlayıp su alacağını, su deposunun nerede olduğunu önceden bakar, inceler. Bu çalışmaları yapar zaten. Bizim İstanbul'daki tarihi kültürel büyük yapılarımız için. Ama mesela gene Çengelköy'deki cami deniz kenarındaydı. Ancak denizden müdahale edildi. Zaten ahşap olduğu için biraz önceki şeyi gördünüz, bizim yangın eğrisini. Zaten 10-15-20 dakika sonra bitti ahşap. Dolayısıyla her tarihi binaya özel yangın güvenliği el kitabı hazırlanmalı ve yangın kayıt defteri tutulmalıdır. Her tarihi yapıya göre özel olarak. Bu yangın güvenliği el kitabı, bu da bizim şeyde var. Binaların yangından koruma yönetmeliğinde var. Sadece tarihi binalar için, her yer için, her sanayi kurulu için bir yangın güvenliği el kitabı, bir doküman olması lazım. Ne var o kitabın içinde? Ne var? Tehlike kaynakları neler orada? Nerelerden yangın çıkar? Riskleri değerlendireceksin. Güvenli çalışma izin yönergeleri, biraz önce söylediğimiz. Aktif ve pasif korunma önlemleri nelerdir? Yeterli midir, yetersiz midir? İlave edilmesi var, gerekenler var mıdır? Mevcut yangın söndürme tesisatı, cihazlar vesaire, bunların yerleşim planı, adetleri, sayıları. Acil bir durumda elektriğin ve gazın nereden keseceksin? Bağlantı şemaları, çizelgeler, teknik özellikler. Acil durum mücadele
müdahale yapılanması, yangından koruma sistemleri ve ekipmanı için işletme, servis, bakım ve kontrol listeleri. Şimdi gitseniz baksanız birçok yapıda kompa var mıdır yok mudur bilmiyoruz. Varsa da içine giremezsiniz toz toprak ve şeyden, örümceklerden. Halbuki onların periyodik bakımı, haftada bir, 15'te bir çalıştırılması lazım. İşte bütün bunlar yangın güvenlik el kitabında olması gereken bilgiler. Şimdi değerli arkadaşlar, risk değerlendirmesi dedik mesela. Bakalım bir bazı risk değerlendirme bulgularından size şey yapayım. Örnekler vereyim. Şimdi risk değerlendirmede tehlike ve sorunlar nerelerden çıkıyor? Bir kere çatılar çok tehlikelidir, çatı yapıları. Görüyorsunuz. Hep çatılardan yangın çıkıyor. Ben İstanbul Üniversitesi'nde görevliyken oradaki şeyde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun itfaiyecilik bölümünün başkanlığını yaparken rektör hoca bana şey demişti, o zaman tarihi bina, Beyazıt'taki tarihi bina yeni restorasyondan çıkmıştı depremden sonra. Kemal Bey, şu şeyin bizim binayı bir aşağıdan yukarı bir denetli de bir rapor hazırlayın demişti. Çatısına çıktım. Beyazıt'taki tarihi binayı biliyorsunuz, orası Osmanlı'nın harbiye nezaretidir. Görenler, görmeyenler varsa gitse bilmiyorum, içeri sokaklarını sokmuyorlar ama çok haşmetli bir binadır orası. Çatı böyle gördüğünüz gibi ahşap çatı. Yani çatıdaki bütün malzemelerin hepsini temizlettim. Hiçbir şey kalmadı. Çatı böyle şu anda gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir hale geldi. Ve çatıdaki elektrik tesisatını aydınlatma için böyle ampuller falan koymuşlardı. Onları da söktürdü. Elektrik tesisatını da. Çünkü çatıya girip de orada lambayı yakıp ne yapacaksın? Çatılar, bir de şu vardı, genellikle kullanılmayan eşyaları atarlar çatılara. Kesinlikle yapılmaz. Yasak. Temizlik pırıl pırıl olması lazım çatılara. Elektrik tesisatını da söktüreceksiniz. Çatıya girecekse birisi bir iş kontrola falan, fenerle girecek. Bunu yaptığınız anda çatılardan yangın çıkmasını büyük ölçüde önlersiniz. Çatılardan yangın çıkması da bir neden de çatıdan getiren bacanın tuğlalarının, sıvalarının gevşemesi nedeniyle sıcak gaz ve dumanların çatının içine yayılması ve tutuşturmasıdır. Bunu da onarırsanız çatılardan yangın çıkmaz. Bakın bu da bir çatı örneği. Daha sonra nereler tehlikelidir? Boşluklar, yatay ve dikey geçişler. Şimdi binaların içerisinde bu şekilde tesisat kabloları falan, sonradan tabii bunlar konuyor, tarihi binaları, elektrik kabloları vesaire, aydınlatma, şunu bunun için. Bunlar kattan kata yatayda veya dikeyde geçerken bir takım açıklıklar yaratır. Bu açıklıkların yanmayan malzemeler vardır. Bu malzemelerle kapatılması, tıkanması lazım. Neden? Çünkü yan hacimde veya alt katta çıkan yangın buralarda yan tarafa da sirayet eder ve büyümesine neden olur. Demek ki açıklıkların kapatılması önemli bir şey. Burada görüyorsunuz bak. Ha bir de bunlar var tabii. Bazı yerlere abuk sabuk malzemelerin konması. Bunlar da önemli bir yangın nedeni. Ne var burada?
bir takım streçler sarılmış, muhtemelen kağıt malzemeler. Boya kutuları, karton kutular. Bırakınız tarihi binayı, bu hiçbir fabrikada, hiçbir yerde isim verilmeyecek şeyler. Çünkü bunlar hepsi yanıcı maddedir. Bunlar hepsi yanıcı madde. Bunları buradan alacaksınız ve çöpe attıracaksınız. O zaman önlendi bir yangın tehlikesini önlediniz. İlla ki bir şey depolanması gerekiyorsa tarihi binanın dışına bir tane bir konteyner koyacak. Orada bütün bu malzemeler tutacak. Çatı alanlarına itfaiyenin girişi de çok zordur. Çünkü sıkışık yerler. Bakın burası bir çatı. Nasıl girecek buraya? O bakımdan biraz önce söylediğim önlemlerin alınması, burada ilave bir şey de konmuş mesela. Yangın söndürme cihazı bulunması. Tamam. Bunlar önemli şeyler. Başka önemli bir tehlike kaynağı nedir biliyor musunuz? Tarihi binalar çeşitli amaçlarla, daha çok turistik amaçlarla belli bölümleri kiraya verilir. Hediyelik eşya satar veya küçük turistik büfeleri vardır. Orada işte sandviç, pandviç, çay yapar. Bütün bunlar tehlike kaynağıdır. Oraların çok sıkı denetlenmesi ve kurallara bağlanması gerekir. Ve tabii ki elektrik tesisatının yenilenmiş kurallara, standartlara uygun olması ve bina içerisinde mümkün oluyorsa, her zaman tabii mümkün olmayabilir, tarihi binadan bahsediyoruz, bir takım yangın bölmeleriyle sınırlandırma yapılması çok önemli. Yangının yayılması bakımından, önlenmesi bakımından. Ama burada şu var. Yani illaki bir fiziki duvar yapmak da gerekmeyebilir veya mümkün olmayabilir. Şunlar var şimdi. Yangın perdeleri dediğimiz yanmaz malzemeden, kumaş tipi yanmaz malzemelerden yangın anında otomatik olarak açılan, düşüyor olarak düşen perdeler var. Bunların bile konulması yangın anındaki şeyin, dumanın ve ısının bir yerden bir yere transferini önler. Dolayısıyla bölüm sınırlandırması, alan sınırlandırması da çok önemlidir. Tarihi eserlerin nasıl depolanacağı da tabii şey, birçok müzelerimizde İnsanların görmediği depolar çok kötü durumdadır. Depolama koşulları da bu nedenle önemli bir yangın kaynağıdır. Bakın mesela bu bir binada, depoda bir sürü yer halılar, ahşap malzemeler, koltuklar, bunların çoğu da şeydir. Kullanımdan çıkmıştır. Yani yenileri konmuştur. Atmamışlardır nedense. Saklarlar orada. Halbuki yenilenmiştir. Bunlar hepsi yangın nedenidir. Müteahhitlerle çalışılacak tarihi yapılarda. Bu müteahhitlerin çalışmalarının da çok sıkı denetim altına alınması gerekir. Evet, konumuz çok özel ve her bir tarihi yapının kendine mahsus tehlike ve korunum özellikleri var. O bakımdan bugün burada ben size temel kavramları vermeye çalıştım. İnternette
girdiğinizde tarihi yapıların korunmasıyla ilgili güzel çalışmalar var bizim ülkemizde de. O iki, üç yabancı kaynağa muhakkak erişmeniz lazım, mesleğiniz buysa. O elinizin altında olacak onlar. Bana ne zaman soru sormak isterseniz, bakınız mail adresim orada. Soru sorabilirsiniz. Biliyorsam, aklımın erdiğince cevap veririm. Önemli olan, hep şunu söylerim. Arkadaşlar, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz. Bir iş yapacaksak veya herhangi bir konuda bir düşünce üreteceksek muhakkak o konuyu incelememiz lazım. Şimdi ben tarihi eserlerde yangın korunumu konusunu Notre Dame yangınından sonra benim aklıma geldi. Bütün bu kaynakları o zaman araştırdım, buldum. TÜYAK'ın sempozyumunda sundum. Şimdi Gökçe Bey bana bu konuyu verdiği zaman bir kere daha gözden geçirdim. Kendimi yeniledim, güncelledim. Şey tabiriyle, bilgisayar tabiriyle ne yapıyoruz? Update ediyoruz. Çok önemli. Her bilginin, her işin güncellenmesi lazım. Ve de sizlere son olacak söyleyeceğim bir şey. Herhangi bir konuda uzmanlaşmak sizlere o işi iyi bilmek, her cebesini iyi bilmek sizleri her zaman mesleğinizde aranan kişi haline getirir değerli arkadaşlar. Evet, benim şeylerim, sunumum bu kadar. Şimdi sizlerden sorular, katkılar varsa bekliyorum. Öğrencilerimizin sorusu varsa onları alalım lütfen. Öğrencilerimizin sorusunu. Evet. Hocam, hocam benim var. Belki öğrenciler de o arada sorularını hazırlarlar. Evet. Güzel sunumunuz için çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Tarihi binalarla birlikte bir de müzelerimiz var hocam. Orada tabii çok çeşitli kültür varlıklarımız var. Buradaki yangın söndürme sistemleriyle ilgili biliyorsunuz işte sprinkler ya da yağmurlama ya da daha küçük taneler halinde atomize mist sistemleri var. Organik malzemeler, kağıt, arşiv belgeleri, fotoğraflar, suya karşı hassas malzemeler, ahşaplar. Buralarda, müzelerde acaba gazı söndürme sistemi önerir misiniz? Nelere dikkat etmek lazım bu konularda? Onu soracaktım hocam. Tabii. Şimdi değerli hocam, bu tabii işin artık uzmanlık kısmında ilgili sorularınız. Tabii ki her müze için ayrı çözümler üretmek lazım. Söndürme sistemleriyle ilgili dediğiniz gibi bir kere söndürme sistemini kullanırken çok etkin olması lazım bir kere. Yangının daha hemen başlangıçta bastıracak ve onun yanında oradaki lokal olarak onu söndürürken diğer eşyalara da zarar vermemesi lazım. Dolayısıyla son yıllarda bu şekilde temiz söndürme yapan söndürücüler var. Bunlar özel gazlı sistemler olduğu gibi suyu çok küçük parçacıklar halinde adeta buhar gibi veren veya sis gibi veren water mist dediğimiz sistemler var. Yani püskürtülen su hiçbir şekilde yere inmiyor. Alevle temas ettiğinde zaten buharlaşıyor. Suyun buharlaşma etkisi, yangın söndürme etkisi şundan dolayı önemli. Bir litre su buharlaştığı zaman hacmi 1700 kez artar buhar hacmi. Dolayısıyla orada oksijen yer kalmaz. Suyu sis şeklinde püskürten sistemler var. Belli hacimlerden bahsediyorsak oraya azot veren, normalde bizim soluduğumuz havada %21 oksijen var, %70'i azot. Ama siz bir ortamdaki oksijeni azot vererek %16'nın daha altına düşürürseniz orada kibrit çaksanız yanmaz. Devamlı insan bulunmayan yerlerse mesela arşivler, bunlar olabilir. Çok çeşitli çözümler var söndürme. Bunlar tabii o yerin özelliğine göre düşünülmesi gerekiyor.
Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Evet, arkadaşlarımızdan sorular varsa alalım. Hocam benim bir sorum var da. İsminiz? Benim Zeynep. Zeynep Hanım, dinliyorum, buyurun. Empreyir ahşaplarda. Yani onu yapmamızın sebebi mantar, mikroorganizma vesaire engellemek için. Yangına karşı nasıl bir şey var? Yani malzeme soracağım size ama. Şöyle. Nasıl bir faydası var? Zeynep Hanım şöyle. Şimdi empreyir çeşitli amaçla yapılabilir. Mesela böcek, haşerat, mantar önlemek için empreyir yapıldığı gibi yangın önleyici empreyir de yapılabilir. Dolayısıyla müzelerde veya tarihi yapılardaki yeni kullanılan ahşapların sadece hayvanlara karşı empreyir değil, yanmaya karşı da empreyir yapılması lazım. Onunla ilgili maddeler de vardır. Onlara biz yangın durdurucu, yangın önleyici, fire retardant dediğimiz malzemeler var. Onlarla eğer ahşabı empreyir edersek yanma özelliğini büyük ölçüde azaltmış oluruz. Çok önemlidir. Veya eğer görünmeyen yerlerde ise çelik malzemeyi veya ahşap malzemeyi yangın anında yanmaz hale getirecek bir takım kaplamalarla kaplayabiliriz. Katodik boya vesaire vardı galiba. Katodik değil de yangına dayanıklı boyalar var. Bazı kimyasallar var. Alevle temas ettiğinde mesela koruyucu bir tabaka yapar etrafında. Çözümler var. Fire retardant deniyor. Fire retardant. Yangın geciktirici kimyasallar ve boyalar var. Malzemeler. Burada önemli olan konu şu arkadaşlar daima. Eğer siz böyle bir mevzuda bir iş verme, iş yaptırma durumundaysanız bu işe yapacak, teklif verecek insanların tekliflerindeki malzemelerin uluslararası onay görmüş sertifikalı malzeme olmasını talep etmek durumundasınız. Bunu hiç unutmayın. Teşekkürler. Bunu başarmak için evet, her birinizden birer soru bekliyorum arkadaşlar. Mesela. Kaç kişi var şu anda? 34 kişiyiz. Ya da 40'a çıktık hocam. Nerede 34 kişiden sorular? Mustafa Gültan. Sen şey yaptın. Sorun var mı? Merhabalar hocam. Merhaba hocam. Ya açıkçası benim aklıma bir soru gelmiyor. Peki. Sizi dinledim, gayet de açık olduğunuzu düşünüyorum. Bu arada geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani eğer ki bir soru gelirse aklıma hocam söylerim. Faydalı oldu mu? Hocam şahsen faydalı oldu. Ben şeyi çok merak ediyordum mesela. Haydarpaşa Garı'nın neden yandığını. Evet. Yani bilmiyordum ama o da benim cahilliğime vermek lazım. Estağfurullah. Bu. Şey Galatasaray Lisesi neden yandı? Hocam açıkçası şöyle ben İstanbul'da olmadığım için çoğu yeri bilmiyordum. Siz mesela derste anlatıyordunuz. Şurayı biliyorsunuz. Burayı biliyorsunuz. Ben bir de derse biraz geç katıldım. Bağlanamadım. Aha. Kaçırmış da olabilirim. Şey işte elektrik yangınları. Yani mesela bir de bu tarihi binalarda biliyorsunuz doğru düzgün ısıtma olmadığı için herkes bir fişe kendi özel ısıtma şeyini takar. Ayağını ısıtsın diye bilmem ne yapsın diye. Ondan sonra kendi kettle'ını takar. Bütün bu tesisata takılan ilave elektrikli cihazların yangın güvenliği açısından kullanılması yasaktır. Çünkü her birisi şey yapar. Tesisata ilave yük bindirir. Bir elektrik tesisatını bir su elektrik kablosunun su borusu gibi düşünün. O borunun içinden geçecek su miktarı bellidir. Her bir kablonun taşıyacağı elektrik miktarı da bellidir. Çok fazla yükselirseniz ısınır ve kablo kılıfını yakar. İçinden geçtiği malzemede ahşapsa onu da yakar. Oldu size yangın. Doğru hocam. Ya ben kendi şehrimde de mesela
önlemsizliğin örneğini gördüm. Ben Bursa'da yaşıyorum. Kozahan var Bursa'da. Aa, Kozahan tabii. Kaç defa yandı. Şimdi çarşaftan, halıdan tutun çoğu yani kumaşla ilgili şey satılıyor. Ama ben orada mesela hiç yangına dair bir sistem görmedim. Açıkçası. Evet. Yandı. Kozahan zannederim 50 yıllarda mıydı neydi? Yani bir, tamamen çarşıyla büyüktü bu sene. Tamamen yandı. Yeniden yaptı. Zaten hem estetik açıdan da bir kirlilik yaratıyor. Özellikle kapalı çarşıda görüyoruz. Çatıya, kubbelere herkes kendi klimasını atıyor. Herkes kendi şeyini atıyor o şekilde. Elektrik sistemine çok büyük yük biniyor aslında. Tabii. Peki bu tür binalarda sorumluluk kimdedir hocam? Belediyelerde mi? Tahsilat atıyor, vakıflar, genel müdürlüğüne mi? Kültür Turizm Bakanlığı'nda mı? İtfaiyelerde mi? Denetim yetkisi. Denetim yetkisi tabii ki itfaiyelerde. Denetim yetkisi itfaiyelerde. Ama ben mesela herhangi bir yere gittiğim zaman, bu bir otel olur, bir hastane olur, bir fabrika olur. Ben şunu soruyorum. Buranın sahibi kim derim. Sahibi kim dediğim şudur. Yani oranın mülkünün sahibi olanı sorma. Burada burayı işleten müdür kim? Otelin sahibi otel müdürü. Bilmem bu patron bilmem ne sermaye grubu değil. Dolayısıyla olur sorumlu olan. Yönetmelikte de kimse mesela apartmanda yönetici sorumludur. Bütün apartmanın yangın güvenliğinde. Yönetici sorumludur. Peki şimdi camiyi düşünelim. Camide kim sorumlu? Yani caminin birisine zimmet edilmesi lazım. Doğrusu aklıma imam geliyor. İmamın orada çünkü şeyi de var. Lojmanı da var. Çoğu caminin hem camide imamın lojmanı da var. Dolayısıyla camideki sorumluluğun imam olması gerekir. Ama tabii sorumluluk vermekle bitmez. Sen önceden bir caminin yangın güvenliği için nelere dikkat etmen gerekir? Yanındaki lojmanda otururken nelere dikkat etmesi gerekir? O biraz önce söylediğim bir yangın güvenlik yönergesi bir defa hazırlarsan bu bütün camiler için, bütün camilerin bitişindeki lojmanlar için geçerli olur. Oradaki imam efendiye verirsin, imzasını alırsın, önceden onu da eğitirsin, bak bunları uygula dersin. Bitmedi, periyodik zamanlarda da artık vakıflar müdürlüğü mü yapar yoksa itfaiye mi yapar? Periyodik zamanlarda denetim yaparsın. Yani bu bahsettiğim genel kuraldır. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için o tehlikeyi önleyecek kurallar belirlenir. O kurallar kimse o tehlikeyle karşı karşıya olan adama öğretilir. Ondan sonra da denetlenir. Bu her şey için geçerli. Trafik güvenliği için. Kurallar vardır. Kuralları öğreneceksin, uyup uymadığını denetleyeceksin gibi. Sorusu olan arkadaşlarımız. Cemal hocam merhaba. Buyurun, kim konuşuyor? Ben Gülce hocam. Öncelikle teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Gülce Hanım, dinliyorum. Şimdi bir önceki derslerimizde Gökçe Hoca ile işlediğimiz toz patlamasıyla alakalı bir şeyler hani öğrenmiştik de bütün özellikle Bodrum veyahut da demin o gösterdiğiniz çatı alanları buralardan çok fazla hani elektrik kabloları da geçiyor. Ne kadar boş tutulsa da hani bazı şeylere dikkat edilse de doğal olarak o ahşap hani kısımlardan dökülen talaşlar veyahut da doğal olarak hani içeri giren tozlar orada birikebiliyor. Bu açıdan düşünürsek yılda bir veyahut da altı ayda bir ya da hani ne kadar gerekiyorsa bu alanların genel bir temizliğinin de yapılması yine bu kuralların içerisine sokulabilir mi? Kesinlikle sokulur Gülce Hanım. Yangın güvenliğinin en temel kuralını söylediniz. Bir yeri bu fabrika olur, otel olur, depo olur, şöyle. Bir yeri ne kadar temiz tutarsanız oradaki toz, toprak,
kağıt parçası, kırpıntı, boş karton kolye bilmem ne kadar bunları ortadan uzaklaştırırsanız çok önemli bir yangın tehlike kaynağını da ortadan kaldırmış olursunuz. Çok önemlidir. Ve bütün bunları yaparken de dediğiniz gibi bir denetim listesi hazırlanması ve periyotunun belirlenmesi. Mesela diyeceksin ki burası ayda bir temizlenecek. Sorumlusu da belirlenecek ve imza. Şimdi bazı yerlerde rastlarsınız mesela tuvalete ne bileyim otel, büyük otellerde veya fabrikalarda şurada böyle girdiğin zaman tuvalet kapısının arkasında şey vardır. Temizlik çizelgesi, zamanı, temizliği yapan imzası. Şimdi oranın müdürü girdiği bir yeri pis buldu muydu oranın sorumlusunun canını yakar. Bu. Çok doğru bir noktaya belirlediniz. Temizlik çok önemli. Teşekkür ediyorum hocam. Tamam. Şeylere çok dikkat edeceğiz. Müteahhit çalışmalarına. Çünkü onlar disiplinsiz çalışan insanlardır. Müteahhit çalışmalarında hiç taviz verilmeyecek. Efendim? Aslında biz daha çok endüstriyel tesisler için bahsediyoruz. İş izni kavramında. Mesela çatıya izinsiz çıkılmaz. Kıvılcım işlem dediğimiz kesme, parlatma, zıplama gibi işlemler. Sunumumuzdan şunu çıkartıyoruz. Tarihi binalar, iş izni burada önemli. Çünkü özellikle dış tedarikçilerin belki cahillikten, belki kolaya kaçmaktan dolayı aynı Haydarpaşa yangınında bahsettiğiniz gibi bir kafasına göre belki o gün boş günde gitti, iş imal dediğinde hiçbir önlem almadı. Çıkan kaynak işlemi alevli bir kırılcımlı işlemde çıkan yangın nedeniyle bir tarih binasını kaybetmiş olduk. Çok büyük bir değer kaybı yaşandı. Burada o zaman özellikle restorasyon onarım şartnamelerinin de kurumlar tarafından iyi hazırlanması gerekiyor. Kesinlikle. Ve bunlar da dediğim gibi Gökçe Bey aslında pekala tip şartnameler hazırlanabilir. Mesela tarih özellikle tarihi binaların restorasyonunda bu kaynak işi, taşla kesme işi, spiral işi bunlar çok çok tehlikeli ve çok dikkat edilmesi, önlenmesi gereken şey. Mesela ben şeye izin vermem. Bir metali kesmek için en kolay yol onu taşla kesmektir. Bir sürü de kıvılcım çıkar. Metali kesecek, kalın U demirleri bile kesecek testereler var. Testereyle kesersen daha uzun sürer iş. Ama ateş çıkmaz. Yangın önlerse. Çok önemli. Bir de okulumuzdaki restorasyon faaliyetlerinde de ilerlemesi vasıtasıyla yapılanlar vardı. Şunu görmüştüm özellikle ahşap köşklerde. Şimdi yönetmenimiz diyor, tarihi binalarda parlayıcı madde bulundurulamaz. Kimyasal, yanıcı, alevlenen madde bulunamaz diye. Ama restorasyon esnasında çok büyük miktar, neredeyse bütün deponun binanın içine taşındığını görmüştük. Halbuki bunun dediğiniz gibi bir konteynerde dışarıda bekletilmesi, günlük bir paket mi gelecek? O kadar paketin çalışma alanına götürülmesi gerekiyor aslında. Gökçe Bey, bu gereken şeyi, çok doğru söyledi, bu gereken şeyi yapmazsanız orası yanacak. Bunun ilhamcı mı? Yanacak orası. Ama yarın, ama bir ay sonra. Yani teknik bir konudan bahsediyoruz. İstanbul'da deprem olacak. Bilimsel bir konu. Belki bir saniye sonra, belki bir yıl sonra. Ama olacak. Bahsettiğin ortamda da, biraz önce bahsettiğim ortamda da yangın çıkar. Ama hemen çıkar ama bir saat sonra çıkar. Veya o adamın bir dahaki bir sonra yaptığı iş yerinde çıkar. Ama muhakkak çıkar. Çünkü teknik bir konu bu. Evet arkadaşlar. Başka sorusu olan arkadaşlar. Vaktimiz var. Hocam. Buyurun. Mustafa Gültan ben tekrardan. Evet dinliyorum. Benim bir sorum vardı. Sorum da şu, şimdi biz restorasyon, konservasyon restoratör adayıyız ve bizim okulumuz biraz daha mimari yapılara ağırlık veriyor eğitim olarak benim bildiğim kadarıyla. Diyelim ki biz yarın bir gün bir mimari yapının restorasyon işini devraldık. Böyle bir sorumluluk bize yüklendi. Az önce şeyden bahsettiniz, çatı temizliği. Mesela örneği verdiniz ya, ben çıktım temizlettim burayı diye. Mesela çok uzun sürecek bir restorasyon işi veya konservasyon işi var. Bunun denetimi ne kadar süre aralıklarıyla yapılmalı? Ayda bir mi? İki haftada bir mi? İki ayda bir mi?
çatı temizliğidir, yanıcı sıkıntılı, bu tehlikeyi içeren yerlerin temizliğinin denetimlenmesi. Yani gün, ne kadar sürede gün. Bir yapılmalıdır? Her gün. Mustafa arkadaşım, inşaatlarda bile, doğru düz inşaatlarda bile her gün sonunda çalışılan alan temizlenir. İnşaat vardır, kalastan, çividen, bilmem neden geçilmez. İnşaat vardır, gün sonunda çalışılan yeri temizlerler, giderler. Marangoz atölyesi vardır, marangozhane vardır. Tozdan, talaştan, bilmem nereden geçilmez. Marangoz atölyesi vardır, her akşam temizler adam, gider. Kural budur. Hele tarihi eser restorasyonunda bahsediyor isek, her akşam iş bitiminden sonra denetim yapılacak. Temizlik denetimi, elektrik tesisatlarının kapatıldığına dair denetim ve de başka ne? İşte bir checklist, bir kontrol listesi. Temizlik denetimi, elektrik tesisatlarının kapatıldığına dair denetim. Başka ne uygunsa orayla ilgili denetim listesi yapıp her akşam bu denetimler yapılması lazım. Olur mu? Haftada bir, ayda bir. Her gün sonunda. Her gün sonunda yapılacak. Bahsettiğimiz konu tarihi eser. Ve bu söylediğimiz her gün sonunda yapılacak denetim ve temizlik taş çatlasın yarım saati 45 dakikaya geçmez. Yapılacak bunlar. Tamam. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Senin bundan sonra ileride mesleki hayatında yapacağın, vereceğin işlerde bu denetimleri yapacağını umuyorum. Sağ kalırsan bir gün gelir denetlerim. Hocam inşallah. Peki hocam, şunu da soralım, biz sadece değil, kendi kullandığımız ofislerde de yasaklamaya çalıştığımız bir hususu. Eğer ısınma, merkezde ısınma yetmiyorsa UFO tarzı, işte açık alevli diyebileceğimiz ısıtıcılar kullanılıyor. Bunlar da herhangi bir temas anında tozu bile tutuşturabiliyor. Bunun yerine mümkünse uygun tesisat çekilmiş klima ya da yağlı radyatör gibi ısıtıcıların kullanılmasını istiyordu. Bu da bir idari öner sayılabilir mi açık alev yasağı açısından? Gökçe Bey, kesinlikle önemli bir konu. Bir kere o UFO dediğimiz şeyler, infrared ışık, ışımayla şey yapar, ısıtır. Yani sen onun karşısındaysan, onun ışığı sana direkt geliyorsa seni ısıtır. Aynen lazer gibi. Lazerin ışığı nereye gidiyorsa orayı ısıtır. Güneşin ışığı kime geliyorsa onu ısıtır. Ve o UFO dediğimiz ısıtıcılar, mesela çadır yangınlarında, depremden sonra verilen bazı çadır ve konteyner yangınlarında, şantiyelerdeki işçilerin kaldığı konteynerlerde, çadırlarda bu UFO'lar yüzünden yangından çıktı. Çünkü koyuyor onu adam, yatıyor, uyuyor. O ısıtıcının karşısında adamın elbisesi, perdesi, bilmem nesi varsa bir müddet sonra tutuşup yanıyor. UFO dediğimiz o infrared ısıtıcılar yurt dışında açık sahalarda kullanmak için yapılmıştır. Yani adam, bizde de öyle, kafe soğukta kaldırımda kafe, masa, sandalye koyuyor, onun tepesinde bir tane UFO'dan koyuyor, orada kullanılır onlar. Kapalı alanlarda kullanılması yasaktır, kullanılmaz. İllaki kullanılacak isen, yani şeyin, binanın, özellikle tarihi binalarda ısınma tesisatları şeydir, yetersizdir. Dediğin gibi ilave özel tesisat çekerek yağlı radyatör dediğimiz radyatör tipinde ısınmak lazım. Çünkü yağlı radyatörlerde çıplak bir ateş yoktur. Yağlı radyatörle çok daha güzel alan ısıtması yapabilirsin. Diğer elektrikli ısıtıcılar yasaktır. Yasaklayacaksınız. Hocam, ben Zeynep, bir şey eklemek istedim. Isınan hava yükseliyor normalde. Evet. Isınan hava yükseliyor ama o tür ısıtıcıları tavana yerleştiriyorlar.
Yani infrared'in karşılığı hani İngilizce olarak kızılötesi diye geçiyor zaten. Herhangi bir faydası olmuyor diye düşünüyorum ben hani kendi fizik bilgime göre, ama sizin dediğinize göre de direkt karşısındakinin ısısına göre hani açık alanda da olsa o şekilde kullanılabilir diyorsunuz. Biraz aklım karıştı orada. Zeynep Hanım, açık alanda zaten dikkat edersen, şimdi mesela oturursun bir masaya, eğer senin kafanın üstünde o varsa, ışığı sana geliyorsa ısınırsın. Yandaki sandalyeye geçersen üşürsün. Evet. Işık sana geliyorsa ısınırsın. Dolayısıyla noktasal ısıtma yapar. Hı. Bir hacim ısıtması yapmaz. Doğru diyorsun. Tamam. Varsa sorular arkadaşlar. Ben bir soru daha sorabilirim aslında Gülce yine. Denetim hakkında gerçi Gökçe Hoca biraz sormaya çalıştı, yani sormuştu ama özellikle tarihi eserler bizim de konumuz olarak, bunların denetiminin asıl hani bu konuda söz sahibi kim? Asıl denetimi kimin yapması gerekiyor? Yani ayda bir mi ya da işte 6 ayda bir mi, yılda bir mi gelip hani bu iş gerçekten düzgün yapılıyor mu diye denetleyici hani kurum, belediye mi oluyor? İşte ne bileyim kaymakamlık, valilik mi, ya da ayrı bir hani kurum mu var bunun üzerine? Gülce Hanım şöyle. Şimdi bizde biliyorsunuz tarihi değerlerimizi birçok farklı kurum şey yapıyor, sahibi. Kültür Bakanlığı'nın sahip olduğu kurumlar, şeyler var, tarihi eserler. Vakıflar İdaresi'nin var. Eskiden meclis başkanlığıydı, şimdi cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda olan işte saraylar var. Dolayısıyla bunların sorumluluk ve yönetimi farklı kurum ve kuruluşlarda. Birinci derece olan şeyler onlar. Sorumlu onlar. Ama bunun ötesinde en başta da söylediğim gibi ulusal bir döküman çıkarılması lazım. O NFP'lerden ve Avrupa Birliği'nin şeylerinden örnek verdiğim gibi bir kere elimizde bir ulusal bir rehber döküman olacak. Yani işte Avrupa Yangından Koruma Kuruluşları Federasyonu 2013 yılında bir rehber dökümanı hazırlıyor. Yani bizim binaların yangından koruma yönetmeliği madde 167 bir sayfada. O da bazı şeyleri o kadar yazabilir zaten. Bu işi her şey o yangından koruma yönetmeliğine konulamaz zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Yangın güvenlik dokümantasyonu ciltlerce refere eder. Eğer bu işleri gidip ilgili standartta uygulayacaksın diyor. Haklı olarak. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nda galiba bizim değil mi? Bir daire başkanlığı mı var? Genel müdürlük mü var? Ne var Kültür Bakanlığı'nda? Bu tarihi genel müdürlük var hocam. Genel müdürlük. Nedir o genel müdürlük? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. O genel müdürlük böyle bir yani çok böyle bir yönetmelik değil ama böyle ciddi bir rehber döküman hazırlaması lazım bence. Ve onu bütün ilgili kuruluşlara uygulamak için. Yani onun içinde kontrol listeleri olacak, işte nasıl liste etimi yapacaksın, bunlar olacak, bunlar olacak. Böyle bir rehber dökümanı hazırlaması lazım. Hocam ben şimdi yönetmeliğe baktım. Müzeler toplanma amaçlı binalardan sayılıyor. Müzeler yapılara giriyor. Evet, orta tehlike 2 sınıfında yer almış. Evet, yani tabii öyle olacak. Ama müzelere biraz daha yükseltilir. Toplanma amaçlı yapılar tabii. Ben yine yıldırım konusunu sormak istedim hocam. Özellikle camilerin, minarelerin, kubbelerin, yıldırım tesisatının kontrolü önemlidir diye çok düşünüyorum. Sizler de eklemek istersiniz. Tabii ki. Yani yıldırım tesisatları, paratonerlerin de senelik bakımlarının yapılması lazım. Şimdi bütün bizim yönetmeliklerimizde var gene. Elektrik tesisatlarının senelik kontrolü yapılması lazım. Kaçak akım kontrolü, topraklama kontrolü, şeyle termal kameralarla kablolar ısınıyor mu ısınmıyor mu bunların kontrolü. Yani her tarihi eserin, binanın
senelik periyodik bakım, bir kere çizelgesi olacak. O bahsettiğim yangın güvenlik yönergesinde bunlar olacak. Senede bir gelecek bir elektrik mühendisi bütün binanın elektrik tesisatını, kaçak akımını, topraklamasını, paratonerini denetleyecek, yapacak. Yapılıyor mu bu? Yok. Yapılsaydı belki yanmayacak mı cami? Peki ben burada hocalarıma da sormak istiyorum. O zaman şu sonucu çıkartabiliriz. Müzelerde bir de teknik yönetici olması gerekiyor. Var mı acaba bu tür bir atanmış yetkili kişi? Oluyor mu? Teknik personel olabiliyor hepsinde olmasa da. Büyük müzelerde oluyor ama teknik yetkili olduğunu sanmıyorum. İdari olarak. Nasıl hocam otellerde? Mevla hocam daha iyi bilir ama. Yani nasıl otellerde oluyorsa belki müzelerde de teknik işlerden sorumlu onların takibini yapacak ve üstündeki yöneticiye gerekli raporlamaları yapacak bir teknik tesis yöneticisinin olması gerekiyor o zaman. Doğru. Büyük müzelerde, yani Topkapı Sarayı'nda, Dolmabahçe'de, benzeri büyük müzelerde var herhalde. Yani bilmiyorum ama olması lazım. Vardır. Vardır ama sırf bunun olması yetmez. Yani yangın güvenlik sorumlusu diye ismen, itfaiye amiri gibi böyle yangın çıkınca söndürecek kişi değil. Yangın güvenlik sorumlusu. Bütün bu bahsettiğim denetimleri işte o yapacak. Yangın güvenlik sorumlusu yapacak. Peki. Bu da şey değil. Dışarıdan ayrıca bir adam yerleştirmeye gerek yok. Mevcutlardan birisini edeceksin. Listeleri eline vereceksin. O yapacak. Yangın güvenlik sorumlusu sen kardeşim. Sen yapacağın işler de budur. Yazılı olarak vereceksin. Müze müdürü, saray müdürü de bunları denetleyecek. Evet, yavaş yavaş da dersimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Var mı sorularınız? Evet. Eklemek istediğiniz fikirleriniz. Ben hocama bir soru daha sorabilirim. Cemal hocama. Kim? Öğrenciler sormuyor. Buyurun. Şimdi hocam bu dedektörlerle ilgili soracağım. Genelde bildiğim kadarıyla ısı dedektörleri kullanılıyor. Ama mesela müzelerde veya tarihi binalar içinde böyle için için yanan, çabuk gelişmeyen, ısı çıkarmayan, alev çıkarmayan yangınlar da var. Bunun için acaba hem duman hem ısı dedektörünü birlikte mi kullanmamız lazım? Çünkü yerine koyamayacağımız şeyler söz konusu. Kesinlikle Mehmet Beyciğim. Bir kere dedektör seçimi de bir uzmanlık. Yani o kadar farklı dedektör tipleri var ki. Isı dedektörü var. Isı yükselişini algılar. Yani ısı dedektörü var. Diyelim ki 80 dereceyi algılar. Isı dedektörü var. 60-50 dereceden itibaren ısının yükselişini algılar daha önce. Veya ısı dedektörüyle duman dedektörü beraber aynı şeydedir. Isı duman dedektörü olayı şey yapar. Hangisi öncesi sonra onu algılar. Ondan sonra aynı dedektör içerisinde. Yok. Aynı dedektör içerisinde hem ısı sensörü vardır hem duman sensörü vardır. Cross check yapar. Hangisi önceyse onu şey yapar. Daha sonra termal kamera veyahut da video kamerayla çok az bir dumanı bile algılayabilir. Veya devamlı ortam havasından örnek alıp onu analiz eden dumanı çok daha küçük konsantrasyonda algılayan dedektörler vardı. Yani çünkü dedektör işi de bir yerde elektronik işi olduğu için elektronik de çağımızda ne kadar geliştiğini biliyoruz. Çok farklı ve çok sofistike dedektörler var. Tarihi binalarımızda da bu tip tabii dedektörler kullanmak lazım. Artık klasik sadece ısı veyahut da bildiğimiz duman dedektörlerle olmaz. Teşekkürler. Güzel. Duygu Saraçbaşı. O geldi. Var mı sorusu? Yok. Sait Kılıç. Var mı sorusu? Yaklaşık 7 dakikada bir Osman Cebeci. Olacağım. Osman Cebeci.
Ses yok. Belki de gittiler. Hocam bir soru sorabilir miyim ben Zeynep? Sor Zeynep Hanım. Sor. Tarihi binaların içinde kullanılan ışıklandırmadan, yani lambalardan, herhangi evin içinde bile yanından geçtiğimiz böyle elimiz yanıyor yani. Nasıl bir önlem alabiliriz? LED ışıklandırma. Soğuk ışık. Evet. Bitti. Evet. Artık o eski ısı veren lambalar yok artık. Biliyoruz. Anladım. Soğuk ışık. Evet. 5 dakikamız var hocam. Sistemler herhalde otomatikte kapanacaktır ders bitiminde. Evet, isterseniz sonuçlandırabiliriz başka sorusu olan da yoksa. Evet hocam, eklemek ben öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok faydalı bir seminer oldu. Sizlerin de kapanış konuşmasını almak isteriz. Vallahi şunu söyleyeyim, başta da indiğim gibi buraya bir kere bu konu şeye bugünkü ilgimiz ve konumuz çok önemli. Ülkemiz için gene bir önemli bir boşluğu doldurduk. Aslında ne yazık ki yangın güvenliği konusunda mevzuat, yönetmelik, regülasyonlar, düzenlemeler arasında çok eksiklerimiz var. İş sağlığı güvenliği çıkan kanunla 6031'le bir düzene kavuştu. Ama yangın güvenliğinde çok büyük boşluklarımız var. Birçok konu sahipsiz. O bakımdan arkadaşlarıma umarım birkaç kelime dahi zihinlerinde kalsa faydalı olmuşumdur. Şey çağındayız, bilgi çağındayız. Bilgiye erişmek çok kolay. YouTube'dan veyahut da internete girerek çok kolay bilgiler elde edebilirsiniz. Ama şunu da unutmayınız ki sanal ortamdaki bilgilerin önemli bir kısmı da doğru değildir. Dolayısıyla doğru kaynaklara erişmek gerekir diye düşünüyorum. Hepinize bundan sonraki meslek yaşantınızda başarılar, sağlıklı, koronasız günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Müsaadenizle oturumu sonlandırıyorum. Evet, derslerimize, yine etkinliklerimize görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hafta sonları. İyi günler hocam, teşekkürler. İyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.